9 Ekim Çarşamba Serbest Satış'a hoş geldiniz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hemen kepengi kaldıralım. Dün ne vardı? Dün mecliste İsrail ile ilgili özel oturum vardı. Erdoğan'ın meclisin açılışında söylediği bir sonraki hedefin Türkiye olduğuyla alakalı kapalı oturum yapıldı. Yaşar Güler'le Hakan Fidan gelip milletvekilini bilgilendirmişler. İzleyenlere söylediği şey şu: hiç yeni bir şey yok. Gazetelerde, televizyonlarda duyduklarından ibaret. Peki biz bu kapalı oturuma nasıl geldik? Yani nasıl bir anda böyle bir gündem oluştu? Şimdi size iki video izleteceğim. Merkezinde Özgür Özel var. Sonra beraber karar verelim bakalım bu kapalı oturum nasıl gerçekleşmiş. Sonra ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç var. Gelecekler ve bu meclisi bilgilendirecekler. Ben meclis başkanımızdan bu konuda arkadaşlarımızın bir randevu talep etmesini rica edeceğim. Yani ülkenin cumhurbaşkanı diyorsa ki İsrail yakında bize saldıracak. Ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için? Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz. Koruduğu Erdoğan'ın da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya İsrail Türkiye'yi saldıracak lafını attı ve televizyonlara bunu konuşturuyor. Gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor ama bunu milli güvenliği ve hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor. Milletimize şikayet ediyorum. Net olarak. Yani iyi şikayet ediyorsun. Oturumu başımızı bela eden sensin. Gaza gelmiş olan sensin. Numan Kurtulmuş'la temasa gideceğiz. Hemen bir kapalı oturum diyen sensin. Halbuki şunu diyebilirdin. Ya ne İsrail'i? Ülkenin o kadar şöyle şöyle sorunları varken unutturmaya çalışıyorsunuz. İşte Zafer Temuçin çok güzel özetlemiş. Bunları diyebilirdin. Bir ülkenin başkomutanı böyle bir şey söyler mi? Bir saniye bile orada durmamalıdır gibi şeyler söyleyecek ya. Sazan gibi atlamışsın. Çıkışa da şikayet ediyorsun. İnanılır gibi değil. Hükümetin bütün İsrail bakışı budur. Bunlar bir grup genç. İsrail'e ticaret eleştiriyorlar. Petrol taşınmasını eleştiriyorlar falan. Öyle olduğu zaman polis ablukası, dayak, cop. Ama kahrolsun İsrail, yaşasın Erdoğan dersen, kahveci fast food'a saldırırsa önün açık. Ya bunu görmemek de çok enteresan. Dün mecliste grup toplantıları vardı. Devlet Bahçeli'nin o mecliste o el sıkışmayla başlayan Demirlere yönelik söylemini devam ettirip ettirmeyeceği merak konusuydu. Bahçeli Demirlere çağrıda bulundu. Ben boşu boşuna kimsenin elini sıkmam. Elbette bir maksada binaende. Gelin Türkiye Partisi olun, kenetlenelim. Sıcak mesajlar verdi. Yeni bir oyun kurulduğunun göstergesi. Şimdi tabii hain, terörist, böyle şerefsiz falan denmediği zaman da Bahçeli'yi dinlemek zor oluyor. Machiavelli ve Max Weber'in siyaset kuramlarına katılmadığını açıkladı. Epey bunlar üzerine konuştu. İşte sınıfsız toplum falan. Hiçbir ortası yok. Ya böyle hakaret, küfür ya da felsefe, bu tür şeyler. İlginç bir grup konuşmasıydı. Tülay Hatemoğulları, DEM Parti'nin eş genel başkanı. O bugün salondaydı konuşmada. Dedi ki biz zaten Türkiye Partisi'yiz. Ama meclis kürsüsünde şunları söyledi. Demokratik bir anayasayı sağlayabilmek için, yani en geniş mutabakatı sağlayan bir toplumsal sözleşmeye imza atabilmemiz için öncelikli yapılması gereken yol temizliğidir. Demokratik bir... Evet, yol temizliğinden bahsetti. Daha sonra gazeteciler sordu. Yol temizliğinden ne anlıyoruz? Yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç olduğunu her daim belirttik. 12 Eylül anayasasıyla gidilemez. Yol temizliğinden bahsini ettiğimiz... Bugün yargıda çok fazla hatalar var. Orada bir düzenlemenin yapılması, başta Kobani ve Gezi davası olmak üzere ahim kararlarının uygulanması, Türkiye özgürlüklerin son derece kısıtlandığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özgürlüklerin kısıtlanmasının ortadan kalkması, asgari düzeyde demokratikleşmenin sağlanmasıyla ilgili yol alınmalıdır. Evet, şimdi geçersek. Şimdi kim deme bir şey diyebilir ki? Bunu Özgür Özel öğretti. Özgür Özel demedim gittim Erdoğan'a söyledim 28 Şubat paşalarını konuştum, Gezi'yi konuştum. CHP konuşursa Dem de konuşur. Kılıçdaroğlu aday olmuş, oy vermiş. İkinci turda gitmiş Zafer Partisi Ümit Özdağ'la böyle yatağa girmiş. Yine oy vermişler. Hiç kimse herhalde Dem'e bir şey söyleyemez. Ki onların da gündemleri var. Yalnız herkesin aklına Demirtaş vesaire göre pek Demirtaş olmayabilir. Demirtaş'ın çıkmasını Kürt Siyasi Hareketi'nde, illegal illegal her grubun isteyeceğini de zannetmiyorum.
Ama işte Kobani davası diğerleri alakalı belli ki bazı pazarlıklar yapılacaklar. Niye? DEM Parti yeni anayasaya oy versin. Bir de erken seçime de oy verebilir. Onlar da bazı kazanım elde edebilirler. Bir şeyler pişiyor. Şimdi DEM Parti'ye yaklaşmayı Erdoğan yapsa belki bazı tepkiler gelebilir ama bunu eğer Bahçeli'ye yaptırırsanız bu milliyetçi kesimi böyle gazını da almış olursunuz. Ha, devlet Bahçeli diyorsa demek ki bazı bir bildiği vardır, bazı şeyler garanti altındadır. Böyle bir oyun kurguladıkları belli. İşte yol temizliği yapacaklar demek ki. Yeni anayasa ve erken seçimle alakalı ya da seçim sistemini değiştirmesi için Cumhurbaşkanlığı kronometreyi sıfırlama ile alakalı belli bir oyun kurulduğu belli. Bir diğer grup toplantısını Özgür Özel yaptı. İsrail ile ilgili konuştu, kadına şiddetle alakalı konuştu ama esas en fazla ses getiren kitabı kendisinin de içerisinde olduğu böyle bir bel altı bir kumpas iddiaları vardı. Bununla alakalı sert konuştu Özgür Özel. Bakın neler demiş. Eğer bir kadın bir yere geldiyse ve bildiğimiz bir bağı yoksa gayri ahlaki bir şey vardır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili kadına bunu dedirtmem, dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz. Dedirtmeyeceğiz. Tabii şimdi kendisi de içerisinde olduğu için kürsüleri yumrukladı böyle iftirayla alakalı. Kardeşim milleti milyonlara iftiralar atılıyor. Millet neler söylüyor? Onunla alakalı bu kadar sert kürsüleri yumruklasanız da o zaman gece normalleşme, yumuşama, Erdoğan sistemini meşrulaştırma, kendileriyle alakalı bir iddia olduğu zaman kürsüleri yumruklama. İlginç. Bunu da kayda geçirmiş olalım. Özgür Özel İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı eleştirdi ama esas mesajlar Kılıçdaroğlu'naydı. CHP trol orduları beslemez, bu tür işler yapmaz dedi. Kendisiyle alakalı iddiaların arkasında Kılıçdaroğlu'nun olduğu ile ilgili bir takım şeyler vardı. Kılıçdaroğlu'yla beraber şu an hareket eden bazı kimselerin bu iddiaları ortaya attığı ve sosyal medya iadeyle alakalı Özgür Özel onlara da mesaj gönderdi. Diğer gereksizler nerede? Diğer gereksizler bir cenazede buluştu. Recai Kutan toprağa verildi. Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı. Hemen hemen herkes vardı. Şu fotoğrafa geniş bakarsak. Abdullah Gül var. Numan Kurtulmuş, Erdoğan, Davutoğlu. Yıllar sonra hepsi bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu var. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Ali Babacan var. Kalabalık bir cenaze töreniydi. Erdoğan daha sonra akademik yıl açılış törenine katıldı. Bir üniversite mezunu olarak. Yani katıldı dediğim herkes aslında ayağına geliyor. Bütün törenler sarayda oluyor. Adli açılışı bu hepsi külliyedeki tırnak içerisinde sarayın bahçesindeki bir konferans salonunda yapılıyor. Erdoğan burada konuşmalar yaptı. İşte üniversitelerin sayısını arttırmadan gençler falan böyle pek. Zaten Erdoğan'ın ne söylediği çok önemli değil artık. Erdoğan'ın söylediği yaptığı bambaşka olabilir. Nasıl oyunlar kurduğunu takip etmek lazım. İşte Bahçeli'ye söyletirdikleri, yeni anayasayla alakalı yapacakları gibi şeylere dikkate almak lazım. Bu arada Ayasofya fotoğrafları sergisi açılmış. Törenden sonra buna katıldı. Ayasofya fotoğrafları sergisinde de kendi fotoğrafı var. Yani onu da imzalıyor. Devam edelim. Bu görüntü bir liseden. Silivri'de bir liseden. Ülke Ocakları bir liseyi ziyaret etmiş Silivri'de. Gençler lise öğrencileri bozkurt işareti yaparak karşılıyor. Daha dün cinayetten yargılanmışsın. Hani yırtmışsın. Yani gençleri okula gönderiyorsun. Kötü alışkanlıklardan korumak için gelip böyle torbacılar vesaireye adam öldürtenler gelip okulda karşına çıkıyor. Ne kadar enteresan. Sağlı solu dedirdik. Sadece sağ taraftan değil. Ayvalık'ta birisi Atatürk heykeline saldırmış. Böyle kazma küreklere linç ediyorlar. Vurun vurun sesler geliyor mu? Küfürler var, onun için kıstım ama şimdi bu kişi provokatör olabilir. Alıp sorgulanması lazım. Hasta olabilir. Yani kazma kürekle adamı öldürsen ne olacak? Yani hiçbir yerde bir sakinlik yok. Sosyal medyada da şey yapıyorlar. Vuranlara büyük bir alkış. Bazı görüntülerde vurma görüntülü yok. Nerede, nasıl cezası verilmiş? Büyük bir destek var. Ya gerçekten sağlı sollu derildik. Velev ki saldırgan olsun. Velev ki kötü niyetli yapsın. Yine bir zabıta bu. Bu görüntülere bakın, zabıta. Yani bir kamu görevlisi de tekme atıyor. Çok enteresan. Tabii biz bunlarla ilgilenirken neler oluyor? Millet malı götürüyor. Timur Soykan Halk TV'de iddiasına göre AKP eski Mülkü Cinayet Bakan Yardımcısı, adı şu an notlarımda bulamadım. 60 günlük isim önemli değil zaten. Bu sistem böyle, her yer küçük rezalar. En büyük rezayı yargılayıp hapse atamazsan, onu yakalayan polisleri hapse atarsan Türkiye'de bunlar vızır vızır olur. Bu zaten çok bilinen bir şeydi. Bir tanesi herhalde şansa yakalanmış olabilir ya da aranında itiraf çıkmış olabilir. Kilolarla altın geliyor gidiyor.
Türkiye'de çok sık yaşanan bir şey. Özellikle burada da VIP salonları kullanıyorlar. Bu da iddia olarak kayda geçirmiş olalım. Discord bu en son kadın cinayetiyle özellikle pedofili çocukları kötü yola sevk etme, şantaj yapma, orada görüntüler yayınlama alakalı çok gündeme gelmişti. İletişime kapatmışlar. İletişim uzmanları pek işe yaramayacağını, zaten VPN'e girildiğini, bambaşka mecralar olduğu söyleniyor. Ama Türkiye Discord'u erişime kapatmış oldu. Evet, bugünü böyle noktaladık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.